Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi benden istediğiniz gelin makyajını sizlere çekiyor olacağım. Ben hem söz makyajımı, nişan makyajımı, kına makyajımı ve düğün makyajımı kendim yapmış biri olarak az çok tecrübelere sahip oldum bu süreçte. Ve birkaç arkadaşımın da düğün makyajını ben yaptım. Ve her ne kadar bir make-up artisti olmasam da, hiçbir zaman böyle iddiam olmasa da arkadaşlarım benim iyi yaptığımı düşündüğü için düğünlerinde gelin makyajlarını da bana yaptırdılar. Ve ben de bu videoda sadece kendi düşüncelerime dayanarak ve kendi istediğim tarzda sizlere gelin makyajı hazırlıyor olacağım. Bu gelin makyajında en çok dikkat edeceğim özellik kalıcı olması ve aşırı makyaj durmayacak olması. Aynı zamanda da fotoğraflarda güzel çıkacak olması. Şimdi hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresimden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi ben öncesinde gözaltı maskelerimi taktım. Eğer cildiniz çok kuruysa bence tüm cildinizi nemlendirmek için bir kağıt maske kullanabilirsiniz. Şimdi bunların süreleri de olduğu için ben bunları çıkarıyorum. Eğer sadece gözaltlarınızda nemlenme ihtiyacı hissediyorsanız da benim gibi gözaltı maskeleri kullanabilirsiniz. Size tavsiyem bir gün öncesinden ya da iki gün öncesinden bir kil maskesi de uygulamanız. Ama şuna dikkat edin, asla yeni bir ürün denemeyin derim. Bu hem cilt bakımı için geçerli hem de makyaj malzemesi olarak sevdiğiniz, etkisini bildiğiniz cilt bakımı ürünlerine devam etmenizi öneririm. Ayrıca düğün günü kullanmak için yepyeni, hiç bilmediğiniz, yapısını hiç daha önce görmediğiniz bir makyaj malzemesi almamanızı öneririm. O gün kullanacağınız ürünleri en azından birkaç kere öncesinde test ederseniz cildinizde kusma yapacak mı, yağlandırma, parlama yapacak mı veya çok kurutacak mı bunu bilmiş olursunuz. Ben de şimdi yapacağım makyajda etkilerini bildiğim, yapılarına güvendiğim ürünleri seçtim. Şimdi iki farklı makyaj bazı kullanacağım ben makyajımda. Bir tanesi NYX'in The Marshmallow Primer isimli bu makyaj bazı. Diğeri de Revlon'un Photoready isimli bu makyaj bazı. Bunu sadece yanak bölgelerime uygulayacağım. Bunu ise T bölgeme geçeceğim. Çünkü bunun daha çok cildi genel hatlarıyla blurlama ve gözenekleri küçültme özelliği var. Bunun ise cildi birazcık daha pürüzsüzleştirirken nemlendirmeye yönelik bir özelliği var. Şimdi ilk olarak bu Marshmallow bazından alıyorum ve bunu sadece şu şekilde yanak kısımlarıma geçiyorum. Çünkü benim en çok yanak kısımlarım kuruyor. Ve şimdi Revlon'un Photoready bazından da T bölgeme geçeceğim. Gördüğünüz gibi bu baz çok güzel bir pürüzsüzlük sağlıyor. Eğer göz makyajınızda kullanacağınız ürünlerde göz altına, yanak kısımlarınıza dökülme yapacağını düşünüyorsanız ten makyajını göz makyajından sonra yapmanızı tavsiye ederim. Ama ben dökülmeyeceğini bildiğim için ten makyajıma geçiyorum. Fondöten olarak L'Oreal'in Infallible Matte Cover fondötenini seçtim. Bu genel olarak her cilt tipiyle anlaşabilecek bir ürün ama kuru ciltlerin altına güzel bir nemlendirici uygulaması lazım. Ben karma yağlı bir cilde sahibim. O yüzden benim bu uyguladığım makyaj bazı bana yeterli olacak. Bunu özellikle seçme sebebim de hem fotoğraflarda güzel çıkıyor olması, hem flaşlı hem flaşsız fotoğraflarda, hem kalıcılığının en üst seviyede olması, hem güzel bir kapatıcılığa sahip olması, hem de transfere karşı dayanıklı olması. Yani bilmiyorum bu korona döneminde düğünler nasıl oluyor tam. Ben şu ara kaçırdım gerçekten bu olayları. Fakat eğer hoş geldiniz derken öpecekseniz ya da herhangi bir yere bulaşmasını istemiyorsanız bence bu fondöteni tercih edebilirsiniz. Bendeki 155 numara Natural Rose rengi. Uygulayacağınız ürünü önce az az alıp uygulayıp sonradan eğer ihtiyaç olursa arttırmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde fazla ürün olup böyle cildiniz kalıp gibi durmamış olacaktır. Fondöteni uygularken şu boyun kısmını aman es geçmeyin. Bu sırada ben hemen dudak nemlendiricimi de uygulamak istiyorum. Makyajın sonuna kadar güzelce bir nemlendirsin dudaklarımızı. Ben Hura markasının bu bilek çeri olanını kullanacağım. Kapatıcı olarak da hem yüksek kapatıcılıkta hem de yüksek kalıcılıkta bir ürün seçtim. O da Revolution'ın Constant Define serisindeki Infinity isimli bu kapatıcısı. Bendeki C8 numarası. Bunun kalıcılığından gerçekten çok memnunum. Hem de çizgilere çok fazla dolmadan, kalın bir yapı gibi hissettirmeden güzelce kapatıyor.
Şöyle göz kapaklarıma da geçiyorum. Bu arada eğer makyajınızı kendiniz yapmayacaksanız da, hani bu videoyu sadece fikir almak için izliyorsanız da, yanınıza kendi fırçalarınızı, kendi süngerinizi götürmenizi öneririm. Ya her ne kadar orada sterilize ediliyor olsa da, hele ki şu dönemde bu bence gerekli. Ben pudra olarak da L'Oreal'in Infallible serisinden Magic Loose Powder'ını seçtim. Çünkü birazcık baking işlemi yapmak istiyorum. Öyle çok uzun bekletmeyeceğim fakat makyajın kalıcılığını iyice artırmak ve o pürüzsüz görüntüyü yakalamak istiyorum. Şöyle süngerimi aldım. Hem göz altlarıma geçiyorum. Bu bir de uyguladığınızda asla o kek kek bir görüntü yaratan ürün olmadığı için gönül rahatlığıyla da kullanıyorum. En çok yağlanabilecek yerlere sürüyorum. Ve çok az da şuralardan geçeyim. Şu kapakta az bir şey kalanı da fırçaya alıyorum ve bununla birlikte dağıtıyorum her şeyi. Bu kısımlardan da tekrar pudrayla geçmeyi unutmuyorum. Çünkü birazdan bu kısma kontür uygulayacağız. Eğer bu kısımlara pudra sürmemiş olursak muhtemelen böyle löp diye yapışıp kalacaktır. Dağıtması çok zor olacaktır. Çok sıcak olduğu için camı açmak zorunda kaldım. Umarım ses gelmez size. Şimdi bu işlemden sonra ben kontüre geçiyorum. Kontür olarak da Essence'ın kontür paletini kullanacağım. Bendeki 10 numara Lighter Skin olanı. Çok beğeniyorum bunu. Yani tam bir soğuk alt tonlu kontür rengi ve çoğu ten rengine de olacak bir ürün. Gördüğünüz gibi dibini de gördüm zaten. Hemen kontürüme başlıyorum. Ben şimdi böyle alın bölgeme bol bol uyguluyorum. Benim alnım geniş olduğu için. Ama siz kendi yüz tipinize göre nasıl her zaman kullanıyorsanız o şekilde kullanın tabii ki. Ama bence kontür güzel duruyor özellikle fotoğraflarda. Şu hattan da geçiyorum ve özellikle ben şu uygulamayı çok seviyorum. Tam kulağın altında şu kısımdan getirmeyi. Böylelikle birazcık daha keskin bir görüntü oluşuyor. Ben onu şahsen seviyorum. Şimdi birazcık daha böyle yassı uçlu bir fırça alıp burun kontürü yapacağım çok az bir şey. Burun kontürünü şu kısımla bağlıyorum. Allık olarak da bir allık paleti kullanacağım. Bu Elf'in allık paleti. Bendeki dark olanı, koyu tonlarda olanı. Ve paletin içerisinde hem pembe, hem şeftali tonu, hem biraz kızıl, hem de biraz kahve ağırlıkta olduğu için bunları böyle karıştırıp kendi rengimi yaratmayı seviyorum. Şimdi şuradaki şeftali rengiyle şuradaki pembeyi karıştırıp uygulayacağım. Normalde biliyorsunuz ben böyle şu kısımlara da getiririm. Fakat bu makyajda getirmeyeceğim çünkü böyle yüzümü böyle birazcık daha yukarı kaldırmak istiyorum. Evet, bu kadar. Çok az bir şey de şöyle burnumun üstünden geçiyorum. Şimdi aydınlatıcı olarak iki aydınlatıcı kullanacağım. Biri krem, biri toz olacak. Bu böyle yarattığı ıslak görüntüyü seviyorum çünkü. Krem aydınlatıcı olarak Pastel'in Daylight ürününü kullanacağım. Bendeki 11 numarası. Çok doğal duran bir aydınlatıcı bu. Şöyle parmağımı alıp pıt 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 uyguluyorum bunu. Gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Çok az bir şey dudak üstüme geçiyorum. Ve toz olarak da Essence'ın Choose Your Glow isimli bu aydınlatıcı paletini kullanacağım. Bunu çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben şuradaki iki rengi karıştırıp uygulayacağım. Şu ikisinin yarattığı etkiye bakar mısınız? Biraz bunu dağıtacağım tabii ki. Böyle kalmayacak. Bence şu an tam kararında çok güzel parlıyor. Şimdi gelelim kaşlara. Ben iki tane güvendiğim kaş ürününü kullanacağım. Biri L'Oreal'in Skinny Definer Brow Artist isimli bu kaş kalemi. Diğeri de NYX'in Brow Glue isimli bu kaş sabitleme jeli. Kaş kaleminde rengim 108 numara Dark Brunette rengi. Önce şöyle bir tarıyorum kaşlarımı. Bunun ucu çok ince olduğu için istediğiniz şekilde uygulayabiliyorsunuz. İster kıl görüntüsü verin, ister komple doldurun. İkisine de uyuyor.
Üstünden de hemen sabitleyici jelimle geçiyorum. Bu jel sizi yani o günü kurtarır demek bile istemiyorum. Ertesi güne, bir sonraki güne kadar rahatlıkla götürecektir. O yüzden benim kesinlikle tercihim bu olurdu. Ve kaşlar da tamam. Şimdi sıra geldi göz makyajına. Göz makyajında ben Revolution'ın Patricia Bright isimli bu far paletini kullanmak istedim. Çünkü içerisinde tam benim istediğim tonlarda renkler var. Ben birazcık daha gelin makyajlarında böyle parlak ve ıslak görüntüyü seviyorum. O yüzden mesela şu tam istediğim ton benim. Birazcık belki şununla karıştırabilirim. Bir bakalım. Şimdi ben ilk olarak şuradaki ten renginden birkaç ton koyu olan rengi alıyorum. Ve bunu katlanma çizgime geçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi belli belirsiz bir gölge verdim. Ardından şuradaki rengi karıştırıyorum. Biri birazcık daha soğuk alt tonlu, biri birazcık daha sıcak alt tonlu. Ve bununla da şu kısımlardan geçiyorum. Bunu şöyle katlanma çizgime doğru getiriyorum dışarıdan içeri doğru. Şöyle doğal tonlarda buğulu bir göz makyajı yaptık. Şimdi sıra geldi bu kremsi ışıltılı rengi kullanmaya. Bunu parmağımla uygulayacağım. Şöyle alıyorum. Çok güzel parlayan bir renk bu. Ve bunu içlerden ortaya doğru uyguluyorum. Şu yarattığı etkiye bakar mısınız? Çok beğeniyorum bunu. Bunun yanına da birazcık şu pembeden ve şu bakır renginden karıştırıp uygulayacağım. Şimdi tekrar ilk uyguladığım renkten alıp birazcık üzerinden geçiyorum. Çünkü asıl baskın olmasını istediğim renk bu renk. Ya bunu istediğiniz kadar kat kat uygulayın. Hiçbir bozulma olmuyor. Ve yani şu ıslak görüntüye bakar mısınız? Bayılıyorum ben bu görüntüye. Şöyle az önce uyguladığım fırçaya döndüm. Bu kısımları birazcık dağıtıyorum. Şimdi şöyle incecik, yassı uçlu bir fırça aldım. Az önce uyguladığım şuradaki renkten alıyorum. Ve bununla alt kirpik dibime geçiyorum. Özellikle böyle ince bir fırça seçtim ki böyle alt kısım çok yoğunlaşmasın. Hatta bunu uygularken fırçanızı ıslatabilirsiniz. Birazcık daha böyle çizgi halinde olmasını isterseniz. Şimdi bir tık daha koyu bir kahverengi alıyorum şunu. Bununla da şu alttan başlayıp yukarı doğru bir çizgi oluşturuyorum. Bu benim birazdan oluşturacağım eyelinerımı kolaylaştıracak. Bunu bir de benim yaptığım gibi kesik uçlu bir fırçayla yaparsanız, yani bir eyeliner fırçasıyla yaparsanız çok daha rahat olur. Hemen şöyle küçücük uçlu bir fırça alıyorum ve paletten şuradaki ışıltılı renkten alıyorum ve fırçamı herhangi bir sabitleme spreyi ile ıslatıyorum. Böyle ufak ufak göz pınarlarıma geçeceğim bununla. Şimdi sıra geldi eyeliner'a. Ben eyeliner değil de bir kaş pomada kullanacağım. Çünkü bunun hem kalıcılığını çok seviyorum. Yani suyla yıkasanız dahi çıkmıyor. Hem de rengi çok güzel. Böyle siyah bir eyeliner uygulayıp çok keskin bir görüntü oluşturmak istemedim. O yüzden Maybelline'in Tattoo Brow isimli bu kaş pomadını kullanacağım. 03 numara medium brown rengi bendeki. Az önce kirpik dibime uyguladığım fırça vardı ya, onunla uygulayacağım. Bundan böyle birazcık alıyorum. Fazlasını almak için şöyle elimin üstüne birazcık sürtüyorum. Ve sonradan şurada oluşturduğumuz çizgi vardı ya, oradan içeri doğru birazcık geliyorum. Yarım bir eyeliner çekeceğim. Benim göz yapıma daha iyi gittiğini düşündüğüm için. Gördünüz mü? Bence gayet güzel oldu şu an. Ne çok keskin, ne çok böyle silik. Şimdi maskaraya geçiyorum. Ben iki farklı maskara kullanacağım. Bir tanesi Golden Rose'un False Lash maskarası. Diğeri de Maybelline'in Sky High maskarası. Önce bu Golden Rose'unkini uygulayacağım. Eğer yapabiliyorsanız bence birazcık doğal görünümlü olacak şekilde takma kirpik de takılabilir. Bunun kurumasını beklemeden hemen üstünden Maybelline'inkiyle geçiyorum. Şöyle ikisinin arasındaki farkı da göstereyim. Hem hacimli oldu, hem uzun oldu.
hemen tekrar Maybelline'inkiyle geçiyorum buradan. Ben alt kirpik diplerime çok az bir beyaz kalem geçmek istiyorum. Bunun için de tercihim tabii ki NYX'in Epic Wear serisindeki göz kalemlerinden beyaz olanı, Pure White isimli olanı. Asla dağılmayacak, bulaşmayacak bir kalem. İster bunun kahverengisini kullanın, ister siyahını kullanın. Ama size önerim, eğer akmayan, bulaşmayan bir şey arıyorsanız buna bakın. Şimdi hemen bu dudağımdaki nemlendiriciyi siliyorum. Şimdi size iki tane sabitlenen mat ruj önereceğim. İki tane de lip gloss önereceğim. Bunlar böyle gelin makyajlarını düşündüğümde benim hayalimde canlanan rujlar. Bunları hem renkleri için seçtim hem de kalıcılıkları ve dudaktaki o hissiyatı için seçtim. Sonuçta insanlarla sürekli konuşuyor olacaksınız ve dudağınızda kalın bir şeyin varlığı sizi çok rahatsız hissettirecektir. Dolayısıyla hafif yapıda, ince yapılı, dudakları kurutmayan, kalıcılığı güzel, bulaşma yapmayan iki tane ruj göstereceğim. Bir tanesi Pastel'in Show Your Power serisinden 601 numarası. Böyle birazcık daha pembemsi tonlarda. Diğeri de Physicians Formula'nın The Healthy Lip serisinden All Natural Nude rengi. Bu da birazcık daha şeftali tonuna kayan bir renk. Ama ikisi de nude tonlarda. Ben şimdi hangisini sürsem diye düşünüyorum. Sanki bu daha tatlı olacak. Birazcık böyle renk olsun istiyorum. Ama size şöyle ikisini de elimde göstereyim. Şu pembe olan Pastel, diğeri de Physicians Formula. Bu arada yanınıza aldığınız çantada mutlaka rujunuz ve pudranız ve bir fırça ya da sünger yanınızda olsun derim. Çünkü herhangi bir terlemeye karşı pudralamak isteyebilirsiniz veya rujunuz tazelenmeye ihtiyaç duyduğu zaman hemen böyle aynada tazeleyebilirsiniz. Şimdi iki tane de lip gloss göstereceğim. Bir tanesi Pharmacy'nin Nude for All serisinden bir lip gloss'u. Bu 01 numara Nude Flirt rengi. Diğeri de Celine Beauty'nin 05 numaralı Şampanya ismindeki bu lip gloss'u. İkisi de çok güzel. Böyle dudağınızı ağdalaştıran glosslardan değiller. Birazcık daha dudak yağı formundalar. Dolayısıyla dudaklarınız çok rahat edecektir. İkisinin de rengi muhteşem. Hemen size göstereyim. Eğer yoğun ışıltılı bir şey isterseniz Celine Beauty'ninkini tercih edin derim. Diğer türlü bu Pharmacy'ninkine bakın. Buradaki Pharmacy'ninki, buradaki de Celine Beauty'nin. Ve size önerim, eğer lip gloss geçecekseniz sadece orta kısımlara getirmeniz. Yani şu yanlara getirmeyin bence. Ben şimdi bu Pharmacy'ninkini uygulayacağım. Bence çok güzel görünüyor. Hadi tam orta kısmına da birazcık şundan geçelim. Çok güzel duruyor ikisi de. Ve son olarak sabitleme spreyleri. Bence makyajın kalıcılığını arttıran, en iyi sabitleyen Maybelline'in Lasting Fix isimli bu makyaj spreyi. Eğer cildinizin yağlanabileceğinden endişeleniyorsanız bunu seçin derim. Eğer cildinizin kuruyacağından endişeleniyorsanız da yine Maybelline'in Glass Spray isimli bu ışıltı veren, nemlendiren spreyini tercih edebilirsiniz. Ben şimdi bundan sıkacağım. Eğer cildinizde spreyin tanecikleri kaldıysa veya iyi karışmayan yerler olduğunu düşünüyorsanız şöyle makyajın sonunda en son süngerinizle üzerinden geçin derim. Ve makyajımız tamam. Şimdi hemen sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Benim tercih ettiğim gelin makyajı ve önerilerim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Yorumlarınızı aşağıda mutlaka bekliyorum. Heyecanla okuyor olacağım. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram adresimden takip ederseniz de çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.